anksiyetem bu süreçte daha da arttı. Nasıl baş edebilirim diye bir soru gelmiş. Birinci yolunu söylemeye çalıştım. Yani bu bilgi alındığında ve anksiyetenin olmasının normal kabul edildiğinde, birbirimize buna göre davranmaya başladığımızda birçok sorun inanın yatışıyor. Yani bu anksiyetenin, yani diyelim ki, nasıl bir örnek vereyim? Yani siz sürekli oturarak yapılan bir işiniz var ve bir süre sonra boynunuz ağrımaya başlıyor. Siz bana diyorsunuz ki hekim olarak. Boynum ağrıyor, neden? Ne yapayım? Oturuşunu düzelt. Yani oturuşundan olduğunu bil bunun. Ona göre kendine yeni bir oturma düzeni bul. Şimdi burada da söyleyeceğim ilk şey hafif ve orta düzeyde endişenin normal olduğunu bilmemiz. Zaman zaman koronaya mı yakalandım diye kuşkuya kapılırsak bende de oluyor mesela. Geçen gün öksürükle kalktım gece. Boğazım kurudu. Büyük ihtimalle evin ısı sistemiyle ilgili bir şey. Birdenbire korona olduysam neler yapacağımla ilgili fikirler aklıma geldi. Tabii, yani önemli olan bunu kovabilmek. Yani bunlar gelecek ve bunu ısrarcı olmadığı sürece yani ve bizi o koronayaklık düzeyinde aşırı tedbirlere zorlamadığı sürece sorun yok arkadaşlar. İşimizi yapabildiğimiz kadar yapalım ve psikolojimizdeki o endişeyi de taşıyarak yapalım. Bazen dişimiz ağrır, onunla doktor bize ilaç vermiştir. Biz yiyecekleri yeriz ama dişimize göre ayarlayarak yeriz. Şimdi de yapacağımız şey bu endişe halini normal kabul edip, yani bu ortamdaki inanılmaz endişe kaynakları var çok sayıda. Benim durumumda ondan dolayı olduğunu kabul edip zaman zaman bu endişenin bizi ciddi somut hastalık endişelerine sürükleyebileceğini kabul edip bunu bilmek. Bu bilgi inanın birçok insana yetiyor. Buna rağmen dediğim gibi herkes kendi psikolojisiyle bu süreçte ayakta durmaya çalışıyor. Yani bazılarımızın psikolojisi de böyle hastalık endişelerine daha yatkın. Onları büyütmeye daha yatkın, baş edemiyor. Yani ben ne dersem diyeyim. Yani normal bu Hatice Hanım. Yani bu süreçle ilgili bir süre sonra geçer merak etmeyin desen o yatışmıyor. Yatışmıyor. Yani ve böyle durumlarda yardım almak lazım, aramak lazım. Yardım almanın bir sakıncası yok. Yardım almakla ilgili müşküller varsa şunu önerebilirim. Yani arkadaşlarımız öneriyor birçok meslektaşımız doğrudur. Yani gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri var. Yani YouTube'da da var bunlar. Gevşeme teknikleri de çıkar ve onları yapabilirsiniz. Ve çok güzel Böyle donmaları kaynaklar oluyor. var. Bu saatler Gevşeme daha teknikleri fazla ve oluyor. nefes O yüzden böyle egzersizleri hızlı çok işe hızlı yarayabilir. sorayım ben Bunlarla baş size. İnşallah edemiyorsanız donmadan mükemmel bunu ilaçlarımız var. kullanırız. Mükemmel. Hocam. Yani alıyorsunuz ve rahat ediyorsunuz. Çünkü anksiyetenin kaynaklarını beyinde ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Öyle olunca başvurmaktan çekinmeyin. Bizim polikliniklerimiz de açık. Yani çok gelin istemiyoruz çok haklı olarak. Çünkü hastane ortamları gerçekten riskli ortamlar ama danışma hatları var birçok yerde var. Mesela bizim Türkiye Psikiyatri Derneği'nin danışma hattı var. Oralara sorulabilir. Ve ilaç gerekiyorsa eğer onlar böyle bir şey önerdiklerinde onu sağlamaya çalışabilirsiniz. Hocam Ama şimdi birinci diyeceğim tekrar yani bu konuşma en çok o işe yaramış olsun burada bizi dinleyenlere. Belli düzeydeki endişe normaldir. Hocam şimdi bu eve kapanma sürecinde özellikle çocuklarla ilgili, çünkü onlar 20 yaş altına bir de sokağa çıkma yasağı var ya. Şimdi bu çocuklar ne yapsın? Hadi EBA'dan falan bir şekilde eğitim alıyorlar ama evde kalan vakitlerini nasıl geçireceklerini şaşırıyorlar. Şimdi bir normal ergenler var, bir de ergen altı yaş grubu var. Şöyle bir soru gelmiş. Ergenlerin dizi izlemelerine ne kadar izin vermeliyiz? Çünkü muhtemelen internetten, Netflix ya da başka bir platform fark etmez. Çocuklar ne yapsınlar? Biraz da işte büyük, bu genç tam ergen yaşlarda mecburen dizilere sarıyorlar. Şimdi bu çocuklar ne kadar dizi izleyebilir? Nasıl diziler izleyebilir? Bilgisayar ellerinden düşmüyor. Ne yapalım? Demiş. Ya şimdi meslek hayatının bence en zor sorularından bir tanesi bu.
Çünkü meslek hayatımın diyorum ben 3 ay öncesine kadar çocukları bu telefonlardan, iPad'lerden, tabletlerden kurtarmakla ilgili konuşmalar yapan bir uzmandım. Fedakarlık Şimdi gibi ya. hani Allah insanı iddiasından vurur denir ya Hatice Gülü Hanım. Tam iddiamızdan Hem de nasıl? vurulduk biz. Şimdi sevgili izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bir kere bizi izleyen genç varsa onların ellerinden öpüyorum. Bu çok net yani. Çok sağ olsun hem Milli Eğitim Bakanımız hem Sağlık Bakanımız sık sık gençlerimize selam gönderiyor. Büyük bir iş başarıyorlar. Yani bu sürecin kahramanlarından bir tanesi sağlık çalışanları ise diğeri de gençlerimiz. Evet. Yani çocukların ve yaşlarının da kendine göre durumları var ama yani sürecin zorluklarını anlatmaya çalıştım. Yani gençler o enerji dolu insanlar. O enerjilerine rağmen evde kalarak müthiş bir iş başarıyorlar. Değil mi? Yani yani onların böyle gözlerinden öperim, ellerinden öperim. Yani o kadar iyi bir şey yapıyorlar ki bakın onların evde olmaları sayesinde bu bizim rakamlarımız düzeldi biliyor Evet. musunuz? Yani çünkü onlar çok enerji dolular. Biz 2 yere gidiyoruz, onlar 20 yere gidiyor aynı saat içinde. Doğru. Ve daha sosyal etkileşimleri çok daha fazla. Enerji dolular ve gençlik öyle bir şey zaten. Şimdi bu çocuklar gençliklerini bizim için kapattılar. Bir kere bütün samimiyetimle söylüyorum ellerinden gözlerinden öperim derken. Yani bu tutumun benzerini alsın ebeveyn büyükler gençlere karşı. Şimdi ben genç babası olsam, genç ebeveyni olsam en çok neyi düşüneceğimi de söyleyeyim. Onlar kendi yollarını bulurlar. Gençlerle ilgili işte şunu izlesin mi, bunu izlesin mi diye düşünüyor ya ben olsam şöyle düşünürdüm. Gençlerimizin mahremiyete ihtiyacı var ve biz ev ortamında bunu sağlayamıyoruz. Ne yapacağız? Çünkü gençlik dönemindeki birinci vazife gencin kendine bir mahremiyet kulvarı bularak kendi kimlik arayışını orada gerçekleştirmesidir. Biz bunu Hocam iptal ettik. ama şimdi anne baba olarak da zaten çocuğun mahremi olsun da ne yapıyor o çocuk o odada da ne izliyor acaba? Bunlar nasıl anne baba bunu gözetlemeden rahat edecek ki? Biz şey olarak İşte ben geleneksel onu aile diyorum yani tutumunda hiç bu müdahale ülkede değil en çok yani. ihtiyacımız olan şey değil mi? Evet. Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Yani o zaman bu çocuğun dizi izleme saati diye bir şey yok. Yani bu çocuk zaten Hay Allah. sabrediyor bir İşte şekilde. gençlere Evde vakit geldiğinde hep böyle geçiriyor. oluyor. Bak ekran böyle bozuluyor. Efendim? Sesim geliyor mu şu anda? Görüntü iyi mi? Bakın, Atican ben duyuluyor muyum bilmiyorum. Ben sizi Duyuyorum duymakta ben çok sizi. müşkül çekiyorum. Hocam siz bir konuşun. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Bir yazabilir misiniz? Erol hocamın sesi geliyor mu? Görüntü nasıl? Ama görüntü dondu şu anda. Şu an Şimdi. duyuyorum hocam, evet. Gençlerle ilgili 2 şey söyledim. Bir tanesi onların sürecin kahramanları olduğunu bilerek Evet. ellerinden gözlerinden öpecek vaziyetteymiş gibi gençlere yaklaşalım. Bunu yapabiliyorlarsa zaten mesele yok. İkincisi gençlerin şu süreçte bir gençlik uzmanı olarak konuşuyorum. En çok ihlal edilen hakları mahremiyet haklarıdır. Gençleri tabii ki anne baba genç insan için endişe edecek. Tabii ki onu bir yere kadar kollayacak. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Bizim anne baba olarak görevimiz genç insanı yetişkin hale getirecek kulvarı düzgün döşemektir yollarını. Yani o öyle bir hale gelsin ki artık bütün kararlarını her alandaki bütün kararlarını kendisi verebilsin. Bunun yolu nedir? Aşama 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 onu özelleştirmektir. Mahremiyetine saygı göstermektir.
Ben kendi adıma 18 yaşını geçmiş bir genç insana sadece arkadaş olarak ne izliyorsun, ben de yararlanayım mı diye sorarım. Peki 18 yaşını geçmiş. 18 5 6 mesela atıyorum 12 18 arası mesela. Evet, yani asıl zaten bu ergenliğe başlayınca sorunlar başlıyor. Ergenlik öncesini bizim meslektaşlarımız da dahil olmak üzere hepimiz körüz zaten. Bu çocuklukla ergenlik öncesi dönem var ya, Evet. yani ilkokul 4 ile orta 2, yani en ihmal ettiğimiz çocuklarımız onlar maalesef, psikolojilerini en az bildiğimiz. Evet. Şimdi şöyle, yani bir kere hani buradan ben öyle bir hekim değilim. Yani şunu şunu yapın, birinci komut şu, ikincisi böyle, öyle değil. Yani dediğim düzeyi kendileri yakalayabilirlerse, yani hedefimiz şu olmalı diye hedefleri söylüyorum. Şimdi burada da söyleyeceğim şey şu, yani gençle ilgili olarak bir kere içimizin rahat olması lazım. Biz düzgün örnekler olduğumuzda, biz anne baba olarak, yetişkin olarak düzgün insanlar olduğumuzda, eşimizle ilişkimiz, arkadaşımızla ilişkimiz, işimizle ilişkimiz, hayatla, maneviyatla ilişkimiz düzgünse eğer, korkulacak hiçbir şey yoktur. Çünkü genç insan kendi gelişiminin gereği olarak önce arkadaşlarına bakar ama gözü hep anne babasındadır. Dolayısıyla bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Gençlerin, yani Türkiye'deki oy oranlarına da bakın. Evet. Yani değişmiyor değil mi? Yani bir nesil gidiyor, öteki geliyor. Sanki babamızın yerine biz oy kullanıyoruz yani. Çünkü %90 oranında genç insan anne babasına benziyor. Yani o yüzden birinci vazifemiz iyi örnek olmak. Yani yapma demekten daha ziyade nasıl yapabileceğini göstermek. Ya bu ilkelere uyarsak gerisi kolay. Ama siz kendi eşinizle ilişkiyi bırakmasınız. Bir tek vazifeniz var anne olarak, çocuğunuzun ne yaptığını araştırmak. Yani bu koronayı temizlemek için sabah akşam dezenfektanla ortalığı yıkayandan bir farkı yok ki bunun. Doğru. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Yani çocuğunuza yardımcı olmak istiyorsanız, genç insana yardımcı olmak istiyorsanız, eşinizle ilişkinizi düzgün tutun. Arkadaşlarınızla ilişkinizi Evet. düzgün tutun. İşinize sorumlulukla yaklaşın. Ahlaklı bir insan olun. Çünkü genç, bütün gözü sizdedir, merak etmeyin. Arada bir isyan eder, negatif tarzda davranır. Bu sizi endişelendirmesin. Eninde sonunda o denemeler yapıyordur. Yani eninde sonunda dönüp geleceği yer kürkçü dükkanıdır, size benzeyecektir. Yani bu ilkelere uyarsak çok sorun olmaz. Yani gençlerimizin yakasından hafifçe düşerim evde. Ve onların büyük bir iş yaptıklarını kabul edelim ve onları sevelim. Onlara karşı hoşgörümüz artsın. Şimdi hocam sorulara bakıyorum. Arkadaşlar sorularınızı bu soru işareti olan kısma yazarsanız eğer yorumları kapattım çünkü çok donuyor diye. Soru işareti nerede var? Hocam şu yorumlar yazıyor ya yorum yaptığınızda. Karışık. Bunun hemen yan tarafında sağ tarafında. Tamam, ben bilmiyorum Hocam Instagram'ı. verilerin günlük olarak paylaşılması doğru mu? Rakam fetişizmi yaratmıyor mu bu? Diye bir soru geldi. Bu çok tartışmalı bir şey ama bence değil. Yani bu açıklık böyle dönemde en iyi rehberdir. Şimdi bak, konuşmamızın başında ne diye başladık? Belirsizliğin ortaya Evet. çıkardığı endişe. Şimdi biz verileri de kapatırsak Daha fazla belirsizliği artar. katlamış olacağız. Değil mi? Sadece şunu yapmak lazım. Yani mesela bugün 88 kaybımız var değil mi? Yani bu kayıpları sayıya dönüştürmeyecek bir yol bulmamız lazım. Bunun için de koronadan vefat edenlerimizin hayat hikayelerini medyanın aktarması lazım. Yani insanlar vefat ediyor. Ya Bizim hocam yakınlarımız vefat ediyor. hiç insan hikayeleri duymadık ya. Maalesef Hiç bu da duymadık. Sağlık Bakanlığı'nın Gerçekten. vazifesi değil, değil Yani mi? Sağlık sağlık Bakanlığı'nın vazifesi değil. çalışanından, yakınını kaybedenden, hasta olandan hiç daha insan hikayesi göremedik haberlerde. Medya, medya, Evet. medya. Medya bu işlerle ilgilenecek. İnsanımız, yani dün bizim gibi hayata bağlı olan,
insanlarımızı kaybediyoruz. İnsanlarımız vefat ediyor. Yani o yüzden onların hayatlarını ortaya çıkarmak durumundayız. Hem hayat bilgimiz artar, bize de çok faydası olur, biliyor musunuz onu? Evet. Hem bir de insanları rakamlar olarak görmekten kurtuluruz. Yani medyaya düşen görevler buradan. Biz şimdi televizyonu açtığımızda Doğru. yani bu hayat şeyleriyle karşılaşmamız lazım. Ve onların matemini inceden tutmaya başlamamız lazım. Biz kavga ediyoruz ya, inanamıyorum yani. Evet, maalesef. Bu ülkede endişe ve travma var duygusunu ben almıyorum ekranları açtığımda. Hafifçe her haberlerde ağlasak ne zararı var? Ne zararı var? Çünkü bir hastalıkla, bir salgınla mücadele ediyoruz. Arada bir ağlamamızdan daha normal ne olabilir? Bu hem matem sürecinin sağlıklı yaşanmasını getirir, hem bizi salgın sonrasında daha iyi hazırlar. Ama maalesef medya ben izlemiyorum. Hani siz de izlemeyin diyeceğim ama hadi kızmasınlar bana. Valla ben mecburen izliyorum zaten. İzliyoruz yani. Çünkü elde telefon işte o düşüremedik maalesef yani telefon ekran sürelerimizi Onu demin Atici yani soru yarım kaldı sen telefon deyince, yani hep karşıyız diyorduk ya. evet. Yani sosyal medya öne çıktı Atici Kübra Hanım. Yani bu sosyal Tabii medyayı çok biraz değişmişti. canlandırmak lazım. Mecburen. Gençlerin sosyal medyasını önemli ölçüde serbest bırakmamız lazım ve bunu söylememiz lazım. Kardeşim, ben aslında çocuğumun, kendimin de yani günde şu kadar saat ilgilenmesinden yanaydı. Ama bu savaş ortamında, bu uçak yolculuğunda, anlatabildim, bu körler sağırlar dayanışmasında başka yolumuz yok. Anlatabildim mi? Normal şartlarda siz cep feneriyle aydınlanabilir misiniz? Ama evinizde cep feneri varsa bu ortamda ışıklar söndüğünde cep feneri Mecburen. yakarsınız. Evet. Yani ama bunu mecburiyetten yaptığımızı bilelim. Anlatabildim mi? Yani de savaşan insanlar manzarası sunmamız lazım. Yani birbirine yasaklar koyan değil de, yani normal değil ki ortam. Evet. Yani öyle olunca yani yaşlılarımızı her gün aramamız lazım sosyal medyada. Bunun hiçbir sakıncası yok şimdi. Ama bu bilinçle yarın bu günler kalktığında biz onu öyle yapmıştık ama şimdi ışıklar yanıyor. Şu cep fenerlerini bırakalım diyecek bir bilinçle yapmamız lazım. Peki bu olur mu sizce? Yoksa bu kalıcı bir hale gelir mi bizde? Ya şimdi bir kurulumuzdan böyle bir görev de aldım ben. Yani korona sonrası ruh sağlığımız nasıl Evet. etkilenir diye. Yani bir aklımın bir tarafı orada. Baştan 2-3 ay daha sürüp ondan sonra normale döneceğiyle ilgili fikirlerim vardı. Bundan vazgeçiyorum galiba. Yani psikolojik onarma işlemi de hayli uzun sürecek ve psikolojik olarak işler normale döndü görüntüsü altında tırnak içinde saçmalamalardan çok mutazarrı olacağız gibi geliyor Allah Allah, ne gibi hocam? Biraz somutlaştırır mısınız? Çok merak ettim. bana. Şöyle yani bir anda özgürlüğüne kavuşan insanlar nasıl saçma sapan şeyler Ha, yaparsa evet. o tip manzaralar ortaya çıkabilir. Bu endişemizin bittiğini değil, devam ettiğini gösteren işaretlerdir. Yani normal psikolojik normalleşmemizin hayli vakit alacağını düşünmeye başladım ben de ama tam görüşlerim berraklaşmış değil. Anladım. Peki bu yaz sürecin sizce nasıl geçecek hocam? Yaz süreci, Yaz yaz yani mı? önümüzde yaz ayı var ya, hep hani Yaz ayı. tatil, Tamam. havalar ısınacak. Şimdi yavaş yavaş kademeli serbestlikler getirecekler. Belki kafelere gidebilme şansımız olacak yavaş yavaş. Ama hani her zaman geçirdiğimiz bir yaz gibi de olmayacak. Ya şimdi şöyle bir durum görüyorum. Dün biz hanımla marketteydik. İşte sokağa çıkma yasağı öncesi market şeyi var ya. Nasıl diyeyim, telaşı. Ya orada hani okur yazarların gittiği, hani sosyoekonomik olarak üst düzey insanların gittiği bir market. Gözlerime inanamadım Hatice Kübra Hanım. Yani ne fiziksel mesafeye uyuluyor, Değil mi? yani sanki koronayla sanki yarım yamalak maskeler takılmış o kadar. Yani ben hanıma dedim bir an evvel çıkalım diye. Şimdi bakın, biraz önce dedik ya, yani toplumun üçte biri antikor üretebilirse,
Biz virüste, yani tabii aşı bulunursa bunu çok daha hızlı biçimde yapacağız. Ama aşı bulunmadığı sürece tek çıkış yolumuz antikorlu, yani virüsle karşılaşmış ve güçlü savunma oluşturabilmiş insanları araya koymak. Şimdi belli ki toplumda bu kurallara uyulmasında zorluk yaşayan arkadaşlarımız olacak, insanlar olacak. Nasıl antikorlu olanlar bulaşı engelliyorsa, daha bilinçli olanlar da bunu uyaracak. Yani bunun başka yolu yok. Yani biraz uzakta durur musunuz deyip uyaracak. Şimdi biraz uzakta durur musunuz deyince hemen çağrışımlarım şeye gitti. Cinsel suistimallerle ilgili önlemlerimiz vardır ya. Fark eden uyarır ötekini. Yani bunun durumun farkındayım diye. Öyle bir uyarı sistemi herhalde bulacağız. Öyle gerekiyor. Ya ama bütün toplumu her şeye ikna etmek imkansız, öyle gözüküyor. Yani onun üstüne de kafa yoruyorum ben. Niye insanlar kurallara uymazlar? Yani bizim şimdiye kadar sosyal psikolojiden bildiğimiz deneyler insanların niye kolay itaat ettikleriyle ilgiliydi, biliyor musunuz? Etmiyor kardeşim. Etmiyor. Sen onu Avrupa'da her şey yolundayken yaptığın çalışmalar. Ama kriz zamanları insanlar itaat falan etmiyor. Yani sağlığına aykırı olduğu halde başkalarının Hocam sağlığını aslında bozduğu. korku itaati getirmez mi? İnsanlar sağlıklarından korkmuyorlar mı? Efendim, bizim bilgimiz de öyleydi. Ama bu bilgi Ama yerle bir oldu yani şu anda, öyle mi? evet. Bunun üstüne de düşünüyorum, yazıyorum. Yani tamamı değil elbette. Kimseye haksızlık etmek istemem. Yani büyük çoğunluk uyuyor. Ama üçte birlik bir kesim var ki onlar kural tanımıyor. Hocam üçte bir Kural de hiç tanımıyor. az bir kesim değil yani. Çok, çok. O yüzden Katılıyorum de hocam. yani diğer üçte birin bilinçle bunları durduracak halde olması lazım. Diğer üçte bir. Hocam sizin bilmiyorum sizin tam alanınıza pek giriyor mu ama hangi verilere ulaşınca bu pandemi süreci yani bu süreç tamamen kapanır? Yani artık hiç ölü gelmeyince mi bitecek tamamen? Yoksa Ben hiç kapattım ağzımı, hiç konuşmuyorum. hı. Yani televizyonda konuşanlar kadar laf edecek bilgim var elbette, ama bu benim işim değil. Ona bilim kurulu muhtemelen değil mi? Ya zaten ikinci yapmamız gereken şeylerden birisi buydu. Bilenler konuşsun. Süper. Bilenler konuşsun. Hocam Evet. yine bu gençlerle çocuklarla ilgili bir soru gelmiş. Gece boyunca oturup gündüz bütün gün uyuyor çocuk. Buna müsaade edelim mi? Hani internet gibi buna da göz yummak gerekiyor mu böyle durumlarda? Dondu mu? Şimdi buna müsaade edin diyemem. Çünkü bu baştan aşağı yanlış. Bunun sağlıklı günlerimizde de, iyi zamanlarımızda da böyle yapan gençler vardı. Yani onlarla bunu konuşmamız lazım. Yani bir ergen terapistinin onlarla konuşması lazım. Yani uykunun önemini bir biçimde gençlerimize anlatmamız lazım. Uyku çok önemli gerçekten de. Yani uyku koronayla mücadelede de çok önemli. Ama Bağışıklık sistemi için değil mi? şimdi tekrar o şeye, savaşın psikolojisine, koronayla savaşın psikolojisine dönecek olursak, yani bunun enerjimizi teksif edeceğimiz bir alan olmayabilir bu. Yani genç insan eğer arkadaşlarıyla temas içindeyse, online'da olsa, bak temas içindeyse diyorum, değilse demiyorum. Çünkü arkadaşlık çok lazım bence. Ay evet, kesinlikle. Yani onu sürdürmesi lazım. Arkadaşlarıyla bunu yapıyorsa, yani ben olsam şöyle derim. Ali bak oğlum, arkadaşlarına söyle. Yani bu yaptığınızı gündüz yapın. Çünkü ben hekim olarak öyle daha uygun buluyorum. Siz deli misiniz, kendinize zarar veriyorsunuz. Gerekirse ben onların babalarıyla da konuşurum derim. Yaparsa. Anlatabildim, yaparsa. Yani silahta dayamam. Olduğu kadar. Yani hem bu savaş psikolojisini hem gencin önceliklerini hesaba katan bir davranış içinde olmalı ebeveyn. Anladım. Şimdi tekrar bir sorulara bakayım. Ondan sonra bitirelim isterseniz. Sizi de bayağı Tamam. alıkoydum çünkü. Stresle oluşan yemek psikolojisinin üstesinden nasıl geleceğiz? Bu süreçte tabii bir de böyle bir durum
Oluştu. Hatta Olmaz ben olur hepimiz mu mutfak gurme olduk yani. Çünkü yapacak bir şey yok. ya? En keyiflilerden mutfaktı Allah'tan namazdan geldi. Şöyle yani bir kere kendini denetimle ilgili hep vazifelerimiz var. Yani şimdi bu yemeğe doğru savrulmanın birçok psikolojisi ve hatta fiziksel, dürtüsel yanları var. Yani bazı insanlar baş etmekte daha da zorlanıyorlar gerçekten de. Yani benim önerim bütün bu kriz döneminde önceki hayatımızı tekrar uygulamaya sokmak, mümkün olduğu kadar eski hayatımıza benzer bir plan yapmak, yeni rutinler oluşturmak. Eğer bunu yapmazsak, boşta kalırsak, psikolojimiz bizi en kolay haz alacağımız yere yönlendirir. En kolay haz nereden alırız? yemek. Yiyecekten ve özellikle karbonhidrattan. Oraya doğru itiliriz. Yani mutlaka oraya bariyerler koymamız lazım. Yeni rutinler oluşturmamız lazım. Yakınlarımızdan bu konuda yardım almamız lazım. Beni durdur dememiz lazım. Mesela birlikte şey becerebiliyorsunuz. Satranç oynamak, tavla oynamak gibi Evet. şeyler içinizde. Yani bu tip şeyler çünkü o boşluğu ne geliyorsa başımıza o boşluktan geliyor. O boşluğu giderecek önlemler almamız lazım. Bunun için de önceki yaşama tarzlarını hani bilince belki bir şey gündem ortaya koyabiliriz. Hocam bir de ben kendi derdimle ilgili bir soru sorayım bari. Soru Buyurun. gelmezse eğer öyle bitirelim. Hocam çalışan anneler bu süreçte evden çalışan anneler ekstra yük aldı. Yani ben şimdi hem çalışıyorum hem çocuğun bir yandan tabii ki anneye babaya düştü çocuğun okul takibini yapmakta. Çünkü okullar hani kapandı ama eğitim bitmedi. Bu çocuğun EBA'ya girmesi lazım, o dersi dinlemesi lazım. Hocası bir yandan WhatsApp'tan ödev gönderiyor, onu yaptırmak lazım. Bu da çok fazla vakit alan bir durum. Evin yükü de şimdi mutfağı üstümüze bindi. Benim mesela hiç sıkılmaya vaktim olmadığı gibi yüküm çok daha fazla arttı. Benim durumumda olan kadınlar için özellikle ne tavsiye edersiniz? Bu sürecin böyle daha yoğunluklu geçmesi iyi mi? Çünkü ben hiç anlamıyorum korona falan. Sadece haberlerden yani hiç o psikolojiye bile giremedim yani. Anladım. Ya bir eş yardımı burada yapılacak bir şey yok. Yani biz o evde birlikte yani yeni rutin oluşturmak derken bunu kastediyorum. Yani eski rutinimizin içinde bir biçimde işte çocuklarla zaten öğretmenlerimiz ilgileniyordu, okul ilgileniyordu. Evet. Yani siz yemeği dışarıda halledebiliyorduk çok sıkışık olduğumuz zamanlar. Şimdi bu şanslarımız gitti. Şimdi Evet. öğretmenin okulun yerine ve dışarıda yemenin yerine eşe diyeceğiz ki bak bunları ben yapamam. Evde iş Yani bölümü. bunları evet yani yeni rutin oluşturmaktan kastım bu. Evet. Yani biz çünkü hiç böyle yaşamadık. Yani şimdi sanki yeni evlenmişiz gibi oturup nasıl yaşayacağımızı ortaya koyup bir plan yapmamız gerekiyor. Çünkü bilmiyoruz. Doğru. Bilmiyoruz. Çocuklar için de ebeveynlik bir anlamda aslında yeniden tanımlanıyormuş gibi oldu. Çünkü sadece çocuk okuldan geldiğinde ödevini yapıyordu, geçiyor. Sen bir kontrol ediyordun, geçiyordun. Ama şimdi hem oynatman gerekiyor, hem ekstra ilgilenmen gerekiyor, hem dersini yaptırman gerekiyor. Çocuklarımızla ilişkimiz de sanki böyle yeniden bir tanımlanıyor Evet. gibi. Evet. Çocukluğu da tanıyoruz. Ben mesela şunu fark ettim. Size de öneririm. Yaşıma bakmayın. Benim küçük kızlarım da var. Şöyle yapıyorum. Yani yapabildiği ölçüde bu online yayın ders yayınlarını onlara bırakıyorum. Ne zaman dersin var? Ne yapacağını biliyor musun? Biliyorsan Kaç yok. yaşındalar hocam? Birisi 11, birisi 8 yaşında. Ha. Yani bazen ablalık vazifesi veriyoruz. Ha, evet, Yani ona sorumluluk vermek. o da önemli bir şey. Yani herkes işte bu yeni rutin oluştururken herkese görev düşüyor. Çocuğa da düşüyor. Yani çocuk da ne kadar güzel şimdi bak kendini denetlemeyi öğrenebilir. Tabii. Yani illa çocukların tepesine binmeyin yani. Onlar yapabilirler. Yani ben mesela bilgisayar yayınlarında çocuklarımdan yardım alıyorum yani. Yani biliyorlar benden daha iyiler Evet. çünkü.
olunca yayına katılmalar konusunda da biraz onları serbest bırakalım ve hani ödevini yaptın mı, bu sınavdan kaç aldın şeyini kaldıralım. Öyle değil. Şimdi o günlerde değiliz. Hocam peki bir şey daha sorayım. Şimdi benim kızım bu sene sınava girecek. Bir de böyle bir şey var, durum var. Yani sınav tarihi ertelenmedi. Şimdi anormal bir süreç yaşıyoruz ama hani bir de bir yandan da devam eden şeyler var dedim. Ya ne zaman bugün bana birisi de sordu Hocam Hatice'm, ben onu muhtemelen pazar YKS'den mi bahsediyorum? LGS liseye geçiş sınavından bahsediyorum. Lise geçişsin. Evet, üniversite ertelendi ama liseye geçiş ertelenmedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Ki bence biraz erteleyebilirler diye düşünüyorum ben, bekliyorum ama pazartesi günü belli olacak yani. Ama şu anda erteleme yok. Şimdi bu sınav psikozunda bir yandan çocuğa işte ders çalışmak istemiyor haliyle. Sınav şeyinden de koptu çocuk. Onu yeniden böyle hani sınava motive etmeye çalışalım mı, zorlayalım mı, yoksa Ya ben olsam şöyle nasıl yaparım. yapalım yani? Sadece hatırlatın. Yani sizi rahatlatacak bir Hatırlatmayla şey çalış, sorayım. peki çalışmasın mı o zaman? Yani önemli olan bu süreçte ruh sağlığı deyip bırakalım mı? Şimdi öyle bir bırakalım mı dediniz ki? Hani kurtulmak istiyorum Yok. zaten. Ben sağ Bırakalım. olun. Bakın, ebeveynlikle bir yere kadar. Biz vazifemizi yapalım. Yani sınav dediğimiz şey nedir zaten? O çocuğun potansiyellerini ölçmek işi. Yani bu futbolda vardır. Hava çok sıcaktır. Ya öteki takım için de sıcak. Tabii. Yani diğer çocuklar da aynı durumda. Bunu bilin. Rahat, rahat bırakın birazcık. Ben uzman olarak yani bu tip durumlarda sınavların ertelenmesinden yanayım. Süreç bittikten sonra da bir ara verilip sonra sınavların konmasından yanayım. Yani bir normalleş, ama büyüklerimiz ne der bilmiyorum. Ben eğitimci de değilim. Yani evde bazen yapmak gerekebilir. Öyle olunca da yani diğer bütün çocukların da aynı şartlarda olduğunu bilin. Yani o şey hani biz nasıl üretemiyorsak çocuklar bizden de beter durumda. Evet. Yani diğer çocuklar da yapamıyorlar. Yani öyle olunca bu farklı bir sınav olacak. Ona hazırlanacaklar. Öyle olunca da yani önceki sınav hazırlığıymış gibi düşünmeyelim. Birazcık gevşetelim, Tabii. iyi olur. Birazcık gevşetelim, bırakalım demek değil. Evet. Birazcık gevşetelim. Tamam. Anladım. Tamam hocam. Arkadaşlar sorularınız varsa alalım, yoksa Bitirelim artık. bitirelim değil mi? Tamam hocam. Bitirelim. Çok teşekkür ediyorum Sahura size. geliyorum. Valla bu saate kadar tuttum. Ama çok keyifli bir Estağfurullah. sohbet oldu. Eminim katılanlar için de öyle olmuştur diye düşünüyorum ben. Çünkü İnşallah. çok pozitif yorumlar da geldi. Birçok kişinin de sorusunu sorabildim bu defa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Size ekstra teşekkür ediyorum. Vaktiniz olursa başka bir zaman tekrar bir yayın yapmak isterim İnşallah. sizinle. İnşallah. İnşallah. Sizi de Instagram'da daha sık görmek istiyoruz. Bunu da ileteyim ayrıca. Bakalım, bakalım. Peki, Kendinize peki. iyi bakın Çok hocam. teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Arkadaşlar herkese teşekkürler. Hayırlı geceler.